Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir bahçeyle karşılaştık. Umarım bütün değerli izleyicilerimiz de bu yönde çalışma yaparsa daha güzel verim elde etmiş olurlar. Ama tabii ki Bülent Bey'e de sormadan geçemeyeceğim. Aşağı yukarı benim gördüğüm kadarıyla tükettiğimiz bütün meyve ağaçları var diye düşünüyorum ama yine de bir kendisinden alalım, doğru mudur? Evet, haklısınız Hasan Bey. Meyve ağacı olarak toplamda 40 tane çeşitli meyve ağaçları mevcut. Bunlar yarı bodur şeklinde. Haricinde peyzaj, güzellik bitkilerinden de gül dahil olmak üzere 35 tane. Ve leylandı ve çam grubu da toplamda 28 tane bunları bahçede mevcut. Aşağı yukarı sayı olarak 100'ü geçti. Aşağı yukarı 114 tane, diğer saymadığım bitkilerle beraber bu küçük alanda 114 tane bitki mevcuttur. Tabii ki bunu bilinçli olarak bakılırsa evet, aslında çok çok fazla. Hani, evet, haklısınız. Bu kadar bir meyve ağacı ve peyzaj şekli bitkinin az bir metrekare alanda bu kadar olması biraz daha fazla. Haklısınız, ama doğru. Bunu dizginleyip sürekli bunlarla ilgilenip fazla dalları budayıp bir şekil vermek vesaire, bunları rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Zaten tabloda onu gösteriyor. Evet. Bahçenizde yine benim her zaman istediğim biberiye, kekik türleri falan. Hani toprakta amaç bir şeyler yetiştirirken bize de faydalı olan bitkilere de yer verirsek bunlar da çok çok güzel olur. Evet. Burada bir eksik olarak levandula görüyorum. Evet. Onu da ekerseniz en kısa zamanda kesinlikle onu ekeceğim. Çok güzel olur. Bir de işte sadece benim gözetlediğim, hani burada biraz işçiliği zorlaştırmışsınız. İşte ağaçları falan çok güzel dizayn olarak şey yapmışsınız da, işte domates de, biber de falan, bunları evet, da evet, biraz daha böyle derli toplu yaparsanız. Hani, haklısınız. İllaki bunların içine çapalamak için girilecek, otlarının temizliği için girilecek, sulanması için girilecek evet, falan. Onlar da bir simetrik olursa işçilikten tasarruf edersiniz, verim kaliteli olur, bahçeye bir görsellik kazandırmış olursunuz. Evet. Bir de yine meyve bahçenizdeki gördüğüm 3 tane şekerpare var bahçenizde. Evet. Şekerparelerin boduru ve de yarı boduru pek henüz yaygınlaşmadı. Yok denecek kadar, öyle diyelim. Bunlar zamanla diğer bitkilerinizi bertaraf eder. Onun da artık sonbaharda bir önlemini almak lazım. Bulursunuz. Aşağı yukarı bir 2-3 tane meyve ağaçlarından tayini çıkacak ağaçları belirlemiş evet, olduk. Evet. Öyle diyelim. Evet. Evet, haklısınız. Bunları aynen yerine getireceğim. Bende bir özellik var. Ben ve şimdi biz bitkileri çok fazla seviyoruz. Aslında bu domates ve biber bitkilerini bu şekilde fazla dikmezdik. Ancak elde ettiğimiz bu fidanları atmaya kıyamıyoruz. Hmm. Bundan kaynaklanıyor. Aslında ben de biliyorum. Yani sakıncalı veya bizi zora sokacak, verim düşüklüğü olacak, sulamada sıkıntı yaratacak, çalışırken içerisinde çapalarken bize sıkıntı yaratacağını, bunların hepsini biliyorum ama işte fidanları atamıyoruz. Gönlümüz razı olmuyor ama ne yapalım diyoruz. Hadi bu da olsun. Şimdi işte elde ettiğimiz burada kadar. Tabii ki bu evet, sizin bitkiye olan bir sevginizden evet, kaynaklanıyor. Evet. Onu bir canlı, yani bir evladınız gibi, çocuğunuz gibi görüyorsunuz. Kıyamıyoruz, evet. Onun için de kıyamadığınızdan dolayı böyle bir ekim yapıyorsunuz ama bir de şu var. Yani belli bir alanda 10 tane bir domates kökünden 50 kilo alabilirsiniz. Belki 5 tanesinden de yine bir 50 kilo alabilirsiniz. Orada da hem işten tasarruf eder. Yani 10 tane domatese su verip su sarfiyatı fazla olur. 5 tanesi düşük olur. Dolayısıyla da böyle bir seçim yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Haklısınız. İkinci herhalde fena puanımı aldım. O bu şey değil, fena değil evet, ama yani bunu evet, başarmak da çok çok önemli. Evet, eksik olmak. Ama bu bir iki daha herhalde üçüncü oldu. Öyle oldu üstadım, evet. Burada tek başına hareket etmediğinizi ifade ettiniz. Eşiniz evet, de zannedersem evet, bu konuda evet, size yardımcı büyük, oluyor. Yardımcı. Onun da sevgisi bu bitkiler için çok önem arz ettiği evet, için böyle bir tablo çıkmış. Evet, kendilerini kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Zaten kendisinin desteğiyle beraber ikimiz, her ikimiz de memur emeklisi insanlar olduğumuz için her ikimizde de aynı şekilde bitki sevgisi var. Beraber çalışıyoruz. Bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Daha sonra bunları uzaktan oturup seyretmek, akşamüstü bir çay içerken bu bitkilerimizle konuşmak, onları sevmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Bunları izlemek gerçekten bize çok büyük mutluluk veriyor. Hoşumuza gidiyor. Hem kendiniz için bir mutluluk evet, veriyor. Ne bileyim ben, bu emekli olup da
bundan sonraki sürecinizi sağlıklı bir şekilde geçirmenizi sağlıyor. Yani şurada uğraşmak, burayı sulamak, çapalamak, ağaçları budamak bir egzersiz yapmak gibi bir şey. Yani terapi. Spor yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten doğal olarak evet. Her türlü hareketi burada yapmış oluyorsunuz. Ve karşılığında da elde etmiş oluyoruz. Doğaya katkıda bulunuyorsunuz. Evet, eksik yani olmayın. Sadece evet. Bu bitkilerden biz insanlar faydalanmıyoruz. Haklısınız, çok haklısınız. Oksijenimiz daha fazla oluyor. Doğru. İşte yeryüzündeki yaşayan bütün canlı varlıklar bunlardan evet. istifade ediyor. Bir de şey soracağım. Tabi burada bahçenizdeki çiminiz var, bitkileriniz var. Bunların yapraklarını, sebze atıklarını falan tekrar toprağa dönüştürüyor musunuz? Böyle bir çalışmanız var mı? Efendim bu konuda benim... Doğal gübre elde edebiliyor musunuz? Evet, bu konuda benim çok fazla bilgim yok. Ancak bizim genel olarak yapmış olduğumuz işlem şudur. Elde etmiş olduğumuz ürünlerin sonunda yani hasat mevsiminde veya yaprakların düşmesinden sonra bunları bu bölgede değerlendiriyoruz. Ben gömme vasıtasıyla yani bir çukur açarak içerisinde işte doğal olan her şeyi buraya gömerek çürümesini sağlıyorum. Yani doğadan gelen doğaya geri döner. Sistemini hayata geçirmek için bu şekilde yapıyoruz. Ama daha detaylı fazla teknik bir bilgim yok. Ya bu ancak çöpe atmıyoruz. Bundan emin olun. Çok da yani teknik bilgi gerektiren bir çalışma değil bu. Evet. Kompost dediğimiz elde etmek. Evet. Ya bahçenin bir kenarında bir belli bir ebatta işte bahçedeki çıkan atık ürünleri gözeterekten bir kasa oluşturup sandık yapıp buradaki topladığınız yaprak atıklarını veyahut da mutfakta tüketmiş olduğunuz sebze atıklarını falan evet. orada muhafaza ederekten onun çürümesini sağlarsınız. Yazın biraz işte bahçeye yani bir hoş olmayan bir koku elde eder ama o da sonuçta bitkiden gelen bir koku. Yani doğru, belki onu da tekrar de çekebilir. Toprağa dönüştürürseniz hem her zaman toprağın zenginliğini artırmış olursunuz. Evet. Ben istiyorum ki bir de ön tarafa doğru gidelim. Orada güzel güller gördüm. Onları da artık ama ben size burada çok çok olumlu bir not veriyorum. Çok teşekkür ederim. Bahçenizin arka bölümünde hobi olaraktan meyve, sebze hepsini çok güzel yetiştirmişsiniz. Meyve ağaçlarımız çok canlı. Sadece şurada gördüğüm kirazlarımızda bir sıkıntı var. Evet, biraz onlarda var. Gördüğüm kadarıyla kirazlarımızda bir demir eksikliği var. Bir 3 tane kiraz da buraya biraz fazla, onu da artık size bırakıyorum. Sizden almış olduğum bilgiler doğrultusunda onlarda gereken yapacağım, değerlendireceğim tamam. Üstadım. Buyurun. Evet, buralarda da güzel bir dizayn etmişsiniz. Akşam şafakları, şehboy, mini güller, aslan ağzı. Evet. Burada da tabii şeyleri de gözetiyorsunuzdur galiba. Her yıl söküp dikmeden evet. ziyade daimi çiçeklere önem veriyorsunuzdur. Evet. O tür bir şeyler. Baharın gelmiş olsaydınız siz burada nergis, lale, sümbül falan. Çok fazla sıklıkla hı-hı. görecektiniz. Evet. Kalıcı şehboylarımız var. Evet. Bayağı bir güzel ön tarafta da gerçekten evet hani her zaman istediğim şeylerden ikisininle de karşılaşmış bulunuyorum. Evet. Meyve ağaçlarının derli toplu dizaynlı bir şekilde dikilmesi ve peyzaj içerikli bahçelerde de çimin içine fazlaca değil aslında hiç öyle işte süs bitkisinin dikilmesi pek uygun olmuyor. Bu işte çimin görselliğini ortadan kaldırıyor. İşçiliği zorlaştırıyor. Tabii ki burada bir biçim olacak, makineyle etrafında dönülecek vesaire. Ama Bülent Bey ne yapmış? Bahçemizin kenarını güzel bir şekilde dizayn etmiş. Bitkilerle çimi ayırmış. Ayırdım. Daha verimli, daha güzel, çok canlı bir gül bahçesinde var. Halbuki şu mevsimlerde biraz daha güller durgunlama döneminde olması lazımdı ama bakımları güzel oldukları için konca vermeye devam ediyor. Evet, bir şekilde devam etmiş. Benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi doğrusunu öğrenmek istediğimden dolayı siz üstadımı burada görmüşken gül bittikten sonra çiçek dönemi sona erdikten sonra bunun tekrar budanması, tekrar gonca vermesi için bunun budanma şeklini ben sizden istirham edeceğim. Bu konuda yeterli bilgim yok. Doğrusunu tamam. sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım geçmiş bir gülle
alakalı bir tane ayırmıştım ben sizin için. Şurada bir tane geçmiş olan var. Tamam. Burada sadece elma kısmını görmekte. Bunu çoğu programlarımızda yer verdik. Yine de. Evet. Bakın şurada şu artık geçti. Şimdi çoğu bahçesinde gül olan veyahut da balkonunda, terasında şuradan koparmaya çalışıyorlar. Evet. Bak şuradan. Bu son derece yanlış. Evet. Ama şuradan bir şekilde sürgün verecektir. Ama sağlıksız bir sürgün verecektir. Esas tekrar bir gülün oluşumunu, canlı bir gül oluşumunu sağlamak istiyorsak, bakın şuradaki yaprak sayısı 1, 2, 3, 4 tane. 2, 4 tane. Şurada 5. 5 tane. Biz bunu şuradan alacağız. Evet, 5 yaprağın üzerindeki. Buradan alacağız ve biraz eğimli olacak. Bir de şu var. Hani her zaman şunu söylüyorum. Değerli izleyicilerim de bunu paylaşsın. Ki gülün şöyle baktığımız zaman şekli dondurma külahı gibi olacak. Yani kökten doğru konik. Genişleyecek. Konik bir şekilde. İçinde fazla dal oluşmayacak ki bitki eşit bir. Ya bir şekilde tabii ki yapraklarıyla vesaire gülün kökünün güneş alması engelleniyor ama biz en askeriye indirebilmemiz için orta kısımlarda fazla sürgünlerin oluşmasını engelleyeceğiz. Burada kesim yaparken de hani eğer ki şu gözden kesersek ne yapacak? Buradan oluşan göz içe doğru büyümüş olacak. İçeriye doğru gelecek. Evet. Mümkün mertebe bu takım kesimlerde ama burada şimdi 5. yapraktan keseceğiz derken illaki ilk 5. yapraktan değil. Bunun sürgünü oluşacak, yeni sürgün bu tarafa gideceği için buradan keseriz. Ha baktık bu ilk 5'li yaprak bu tarafa da içe doğruysa ikinci yaprağa ineceğiz. Anladım dediğinizi. İkinci yaprağa ama ineceğiz. Yine 5 yapraklı. Yani 5. yapraktan verdiğimiz zaman çünkü buradan daha sağlıklı, daha kaliteli gül elde etmiş oluruz. Zaman zaman bu şunu da bilmenizde yarar var. İlk baharda güller budanır. Ondan sonra da daha bir daha budamaya gerek yoktur anlamı son derece yalnız. Zaman zaman çoğu izleyicilerimize bunu diğer programlarda paylaştım. Burada da sizinle paylaşayım istiyorum. Bir güller üzerinde kör göz dediğimiz bir gözler var. Ben sizin güllerde pek göremiyorum. Ama görsem onu paylaşacağım ama yok ki. Bak şurada var bir tane. Bak şurada var. Şu hiçbir zaman sürgün vermeyen bakın şurada da var. Şurada da var. Tamam. Şurada da var. Bunlar her zaman bitkinin üzerindeki enerjiyi paylaşan bir sürgünde. Sanırım bu hiçbir gereksiz. Zaman gereksiz. Yani hiçbir zaman bu buradan bir gül verme şansı yok bunun. Evet. Güle vermiş olduğumuz gübreyi, suyu bir şekilde istifade ondan pay kullanıyor. Kullanıyor. Diğer gerçek gül verecek ürünlere bir şekilde enerjinin az gitmesini ve onların da zamanında aşamaması ve de kaliteli gül vermesine elde engel etmeme oluyor. Şansınız var. Evet, evet, evet. Çimler üzerinde de yıllık bir bakım, sonbaharda gübreleme vesaire buna benzer şeyler. Ya çok da güzel, estetik, kibar, canlı da çimleriniz var. Dediğiniz gibi sonbahar döneminde gübreleme ve koruma işlemlerini yapıyoruz. Hı hı. Aynı şekilde bu gübre ile muhafaza etme ve diplerini güllerde de uyguluyoruz. Kalıntılarda zaten mevcut ama bunu sonbaharda değil de ilkbaharda yaparsak mı uygundur yoksa sonbaharda mı yapmak daha uygundur? Şimdi hani şunu her zaman söylüyorum artık sonbahara girdiğimiz zaman eğer ki üstten en azından 2 yılda bir çiftlik gübresiyle çimlerimizin üzerine bir şekilde çiftlik gübresi sermiş olursak hem İç Anadolu bölgesi takdir edersiniz kış şartları ağır geçmesinden dolayı haklısınız. Bir nevi çimi bir şekilde soğuklardan koruyacaktır. Artı o sermiş olduğumuz gübrenin içerisindeki şerbet kar ve yağmur sularıyla toprağa daha çabuk temas edecek ve toprak ilkbahara kadar besin elementlerini almış olacak. O zaman da ne yapacak? Bitki uyanmaya başladığında güçlü, besinlenmiş, sağlıklı bir toprakta daha kaliteli, daha sağlıklı sürgünler ve hatta görsellik kazanacaktır. Anladım üstadım, evet. Evet.
Bu demektir ki o zaman sonbaharın bu işlemleri aynen devam edeceğiz. Bir de şurada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Mavi çam melez olarak görüyorum. Hakiki mavi değil. Değil, evet. Ama arkasında büyük bir süs eriği var. Evet. Zaman zaman da bu mavi ladenimiz belli bir boya gelene kadar, süs eriğini üst taraftan kesebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet, anlıyorum. Üst taraftan kesip bunun bir şekilde fazlaca güneş almasını sağlayın ki nedir? Çam ağacı işte artık süs bitkisinin, süs eriğinin seviyesine gelene kadar. Anlatabiliyor muyum? İkinci husus, çam ağaçlarında mümkün mertebe en alt dallarını kesmemeye gayret edin. Anlatabiliyor muyum? Çoğu bazı izleyicilerimiz işte çimi biçerken veyahut da bir takım işçilik yaparken zorlanıyoruz düşüncesiyle en alt dallarını kesiyorlar. Çam da en önemli unsurlardan birisi, çamın dibinin fazla güneş alması bitkiye zarar veriyor. Onun için de her zaman gölge kalmasını, nemli kalmasını, vermiş olduğunuz suyun da uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Hiç bilmediğim bir konuydu ya, çok teşekkür ederim. Ben de hani şeyi düşünüyordum yani, aydınlatmasaydınız belki ileride ben de onu gerçekten taban kısımlarını kesecektim yani, bu şekilde düşünüyordum ama hayır, onu, yetersizlikten evet kaynak, bilgi yetersizliğinden zaten kaynaklı. Bilinçli bir şekilde çamın etrafını boş bırakmışsınız. Boş bıraktım evet. Oraları bitkilerle dizayn etmişsiniz. Artık çam kendini büyüttükçe ne yapacak? Zaten sizi çim biçerken de sizi engellemiyor şu an dallar. Evet, engellemiyor. Ama engelleyecek pozisyona geldiği zaman da yine de mümkün mertebe kesmemeye. Hayır, tabii ki. Gayret edin. Elbette ki, elbette ki. Burada yine kış soğanları falan da dikebiliyor musunuz? Var mı işte? Nergizdi, laleydi, işte sümbüldü, bromedi. Evet, bunlar da çok sevdiğim çiçeklerim. Soğanlar da mevcut. Zaten ilkbaharda gelme imkanınız olursa, kısmet olursa elbette yine her zaman için sizleri bekliyorum. Ancak o dönemlerde de tabii ki bunları göreceksiniz. Ve mevcut var. Evet, ne güzel. Yeterli ve rengarenk lale soğanları, sarı nergislerden mevcut menekşelerimizde. Ben gördüm ki gerçekten örnek teşkil edecek peyzaj içerikli bir bahçede çok meyveydi, sebzeydi. Bunların hepsini oluşturmuşsunuz. Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben umarım için sizin bahçenizdeki yapmış olduğumuz çekimden ekran başındaki değerli izleyicilerimiz de faydalanmıştır. Örnek umarım teşkil etmiştir diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayrıca ederim. Bu bahçede uzun ömürler diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Bereket TV izleyicileri, bir bahçıvanın elinden programının da sonuna geldik. Umarım sizlere bu konuda faydalı programlar vermişsinizdir. Ben her zaman şunu istiyorum ki, eğer ki böyle bir güzel eser oluşturmuşsanız bizi arayıp o güzel eserinizi diğer izleyicilerimizle paylaşma fırsatı vermiş olursunuz diyorum. Sizleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.